çoğu zaman başımıza gelmez ama aslında temel olarak herkesin başına gelebilecek bir şey. Doğum yapan bir anne adayıyla baş başa kaldınız. Bir tek siz varsınız. Veya en azından aklı başında olan bir tek siz varsınız. Ve bu konuda hiçbir bilginiz yok. Ne yapmak lazım? İşi kendi seyrine bırakmak lazım. Tek cümleyle özeti bu. Hiç dokunmamak en iyisi. Yani fiziksel olarak dokunmaktan bahsediyorum. Fiziksel olarak hiç olaya müdahale etmemek ve kendi seyrine bırakmak en iyisi. Yapılabilecek şeyler neler? Psikolojik destek olmak, işte ee, telkinlerde bulunmak, her şey yolunda gidecek. Tabii ki bu arada tabii ki yardım istemek. Yani yardım istenilebilecek bir ortamdaysa veya transport edilebilecek bir ortamdaysa onun naklini sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Peki ne olur? Çoğu zaman bebek kendi kendine dünyaya gelir ve ağlamaya başlar. Peki biz için varız o zaman? Kadın doğumcular, ebeler, hemşireler yani bir sezeren esnasında veya bir normal doğum esnasında doğum anede, ameliyat tam tantana çıkıyor. Oradan birisi koşturuyor, serum getiriyor. Oradan birisi koşturuyor, şey yapıyor. Çocuk doktoru geliyor. Şu oluyor, bu oluyor falan filan. Bunlar için peki? doğumların çok ufak bir kısmında sorunlarla karşılaşabiliriz. Ve insan hayatı çok 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 kıymetli olduğu için biz sadece ve sadece doğum ekibi olarak, çocuk doktoru olarak, anestezi ekibi olarak o ufak bir kısım acaba ortaya çıkar mı diye oradayız. Başka bir şey için orada değiliz. Doğum tamamen doğal bir süreçtir. Bunun örneklerini videolarda izleyenler var. İşte ırmak kenarında çocukları, diğer çocukları yanında oynarken doğuran, ondan sonra çocuğu alıp giden örnekler mi ararsınız? Kendi kendine doğum yapan mı ararsınız? Bu bizi e, bilinçaltımızın bildiği ama unuttuğumuz bir gerçeğe tekrar geri götürüyor. Hamilelik ve doğum tamamen ve tamamen otomatik, otomatik olarak işleyen süreçlerdir. Doğal süreçlerdir bunlara eğer biz bilim insanı olarak müdahale ediyorsak çok az bir kısmında yaratabilecek olan ortaya çıkabilecek olan sorunları ortadan kaldırmak için başka bir şey için değil. O yüzden konumuza geri dönecek olursak doğum yapan ve o anda başka hiçbir sizden başka hiç kimsesi olmayan bir anne adayı için yapmanız gereken tek şey fiziksel olarak ona hiçbir şekilde dokunmamak. Bebek doğduktan sonra tabii ki onu şey yapabilirsiniz. Sarabilirsiniz sıcak bir ortama. Gerçi o bile gerekli değil. Çünkü bebek doğduğu zaman annesinin bacaklarının arasında doğuyor. En sıcak yerlerden bir tanesi. Onun için bile çoğu zaman bir şey yapmaya gerek yok. Yani özet olarak bu.